Yani ben bu durumda haksız mıyım kardeşim ha? Hadi sen söyle. Koy elini vicdanına, öyle söyle, haksız mıyım? E sen de bir şey desene be Mahir. Niye susuyorsun? Ne diyeyim bilemedim ki. Yani bence haklısın tabii de... ben de okulda yeniyim sonuçta. Sizi de pek tanımıyorum. Ben de bu yüzden anlatıyorum ya sana zaten. Beni dahi bir keyi de fazla tanımıyorsun sonuçta. Konuya dışarıdan bakabilirsin. Tarafsızsın yani. Evet ama sadece senin tarafını dinledim şimdi. Ne söylesem yalan olur herhalde. E anlattım ya oğlum ben sana. Çok mu karışık oldu? Baştan mı anlatayım? Ha, yok, yok. Anladım canım. E sen de anlat da bir şeyler. Ben de anlayayım be Mahir'im. Hadi konuş. Söyle bir şeyler. Ha? Anladım. Sen de sus. Berk. Ya bir kitap varmış. Kaynak kitabı galiba. Aybüke edebiyat dersi için onu istiyor. Yani kütüphanede bulamamış galiba. Bak 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 bak. Görüyorsun değil mi Mahir? Bu kız benimle dalga mı geçiyor ya? Ha? Kendi niye gelip almıyormuş? Ben onun düşmanı mıyım? Kitap almak için seni göndermek ne Asiye? Çocuk çocuk hareketler al. Buyur. Ver bu kitabı ona. Tepe tepe kullansın, güzelce de çalışsın, tamam mı? Berk, sakin ol abi, boş ver ya. Ya ben zaten boş vermişim be Mahir. Neyse, sonra konuşuruz yine, darlarım ben seni. Tabii, konuşuruz. Selam. Selam. Ya tarih notlarını istemeye geldim Berk'ten. Bir başladı konuşmaya, durmadı ya. Bir saattir Aybike dinliyorum biliyor musun? Vallahi. Üzülüyorum da çocuğun haline. Yardımcı da olmak istiyorum ama anlattığından yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Evet, onların durumu biraz karmaşık. Belli. Yalnız çok seviyor ya kızı. Bıraksam herhalde sabaha kadar anlatacaktı. Aybike de onu çok seviyor. E niye ayrıldılar ki o zaman? Bilmiyorum. Hani biliyorum da yarım yamalak. Aybike pek anlatmak istemiyor. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.